Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 21 Nisan 2018 motor taşıtlar sınav direksiyon sınavının yazılı sınavının sorularını açıklıyoruz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdakilerden hangisi ilk yardım öncelikli amaçlarındandır? Kaza zedenin tedavi edilmesi, hayat tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi sağlanması. Doğru cevabımız 2 ve 3 arkadaşlar. Kaza zedenin tedavisini doktor yapar arkadaşlar. 2 ve 3. 2. Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin organlarındandır? Kalp, akciğer, pankreas, böbrekler. Doğru cevabımız bol arkadaşlar, akciğer. 3. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirmesi işlemini kapsar? Koruma, bildirme, kurtarma, tedavi. Doğru cevabımız Adana arkadaşlar. Koruma. Biraz büyütelim. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? Aşırı hareketlilik, bilincin açık olması, kalp atımının olmaması, hızlı ve yüzeysel solunum. Doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Kalp durması diyor. Kalp atmıyor zaten. Kalp atımının olmaması. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? Bebeğin yumuşak bir zemin üzerinde sırtıcı yatırılması, havayolu tıkanıklığına neden olan yabancı sıvı varsa bebeğin yutmasının sağlanması, bebeğin solunum yapıp olmadığının bak dinle hisset yöntemiyle 2 dakika süreyle kontrol edilmesi, bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi. Doğru cevabımız Denizli arkadaşlar. 6. soru. Solunum yolu yabancı bir cisme tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alamıyor ve konuşabiliyorsa bu kazazede aşağıdakilerden hangisinin olduğunu düşünülür? Koma, kısmi tıkanma, takma tıkanma, solunum durması. Doğru cevap bol aşkı arkadaşlar, kısmi tıkanma. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? Huzursuzluk, baş dönmesi, dudak çevresinde morarma, cildi ısı artışı, kızarıklık ve kuraklık. Doğru cevap Denizli arkadaşlar. Hiçbir sebebi yok onunla. Burnun kanaması olan kazazede yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? Burun kanaması olan kazazede. Burun kanamalarının 5 dakika süreyle sıkılması, yan yatış pozisyonunda verilmesi, başın geriye doğru itilmesi, sırt üstü yatırılması. Doğru cevap Adana arkadaşlar. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. 9. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması, bilinci açık ise yara oturur duruma getirilmesi, ağızdan ılık içecekler verilmesi, batan cismin çıkarılması. Doğru cevabımız bol arkadaşlar. Bilinci açık ise yara oturur duruma getirilmesi. 10. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Sıkıştırıcı ve bandajla burkulan meklemin tespit edilmesi, şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağı indirilmesi, burkulan eklem müzenin sürekli hareket ettirilmesi, boğucu sargı turnike uygulanması. Doğru cevap Adana arkadaşlar. 11. soru. Koma durumunda kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Şok pozisyonu, sırt üstü yatış pozisyonu, yarı yüzün koyun yan pozisyon, baş geride yarı oturuş pozisyonu. Doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Yarı yüzü koyun yan pozisyon. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır? A. İlk yardımcı kendi sağlığı riske sokması. B. İlk yardımcı kalkarken ağırlığı karın kaslarına verilmesi. C. Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi. D. Kazazedenin baş, boyun, gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması. Doğru cevap Denizli arkadaşlar. Kazazedenin baş, boyun, gövde ekseni esas olarak 6 ekseninden kavranması. 13. soru. Trafik ortamı paylaşanlarda yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangileri bulunması halinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir? A. Hoşgörü olunması. B. Bencillikten uzak durulması. C. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi. Doğru cevabımız bol arkadaşlar. 1 ve 2. Öbürü değişik bir şey yani. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek. B. Karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek. C. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek. D. Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. Doğru cevabımız Adana arkadaşlar. Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek. Karayolların değil yani. O belediyenin işi. 15. Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikle belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulması ne denir? Trafik suçu, trafik terörü, trafik kusuru, trafikten men. Doğru cevap Denizli arkadaşlar.
16. Aşağı şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaret sürücünün işaret anlamı gelir. Dur, hızlan, yavaşla, sağa yanaş. 16. Doğru cevap yavaşla arkadaşlar. 17. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Okul geçidine, yürüyüş yoluna, gençlik kampına, alt ve üst geçitlere. Görünüş belli arkadaşlar. Okul geçidine. Doğru cevap Adana. 18. Şekildeki tehlike uyarı işareti gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Banketten gitmeli, takip mesafesini arttırmalı, hızını arttırarak öndeki aracı geçmeli, acil uyarı ışıklarını uyarak derhal durmalı. Doğru cevap 18 Bolu'ymuş arkadaşlar. Takip mesafesini arttırmalı. Yani uzaklaşacak öndeki araçtan veya öndeki arkasındaki araçtan. Aşağıdaki trafik işaretlerinin hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? A, B, C, D. Doğru cevap Adana arkadaşlar. Düz. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Kamyon garajını, kamyon giremeyeceğini, kamyon için geçme yasağının sona erdiğini, kamyon için azami hız sınırını sınırlaması olduğunu. 20. sorunun cevabı Bolu arkadaşlar. Kamyon giremeyeceğini. Kırmızı işaretle işaretlendirilir. 21. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerinde çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir? Hızın azaltma gerektiğini, sağa sola dönülemeyeceğini, seyir yönüne uygun şekilde kullanılması gerektiğini, durma, duraklama, park etmenin yasaklanmış olduğunu. 21. Ceyhan arkadaşlar, seyir yönüne doğru kullanılmasını, yani şeridin ona göre kullanmanızı. 22. Aşağıdaki hallerin hangisi sürücü araç kullanmaktan men edilir? Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa, taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse, uyuşturucu madde olarak araç kullanıyorsa, zorunlu mali sorumluluğu sigortası yaptırmamışsa. 22 doğru cevap Ceyhan arkadaşlar, uyuşturucu. Zaten kafa yerinde değildir. Sürücüler araçların hızını yukarıdakilerden hangisine göre ayarlamak zorundadır? Aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava, trafik durumuna, aracın cinsine uygun sınırlamasına. Doğru cevabımız Deniz arkadaşlar. 1, 2, 3. 3'ü de doğru yani. Aşağı öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir? Takip mesafesi, geçiş mesafesi, görüş mesafesi, intikal mesafesi. Doğru cevap takip mesafesi arkadaşlar. Bu yani. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerin hangisini bildirir? Çift yönlü yolda tek yönlü yola girileceğini, her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini, her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini, devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini. Doğru cevap Deniz arkadaşlar. 16. Yani burada düz çizgi olduğu için bunlar şerit değiştiremiyor arkadaşlar. Onlar değiştirebilir ama. 21. Şekildeki aracın sürücü dönel kavşakta geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? İstediği şeridi, 1 numaralı şeridi, 2 numaralı şeridi, 3 numaralı şeridi. Doğru cevabımız Bolu arkadaşlar. 1 numaralı bura şerit herkes. Düz gideceğiz karşıya, sağa döneceğiz. 3'ü kullanmalı arkadaşlar. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1. Doğru cevabımız 27. doğru Deniz'de arkadaşlar. Önce 3, ondan sonra 2, ondan sonra 1. Düz gidecek, bu gidecek, bu gidecek. 28. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğünü sahip araçlardandır? İtfaiye aracı, motosiklet, tarım traktörü, toplu taşıma aracı. Söylemeye gerek yok arkadaşlar, itfaiye. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? El frenin çekilmesine, motorun durdurulmasına, acil uyarı ışıklarının yakılmasına, yol eğimli ise uygun vitese takılmasına. 29 doğru cevap Ceyhan arkadaşlar. Yok. Acil uyarı ışıklarının yakılmamasına gerek yoktur. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü bu araçla yan yana gelince ne kadar hangi ışıkları kullanmalıdır? Sis ışıklarını, acil uyarı ışıklarını, uzay gösteren ışıkları, yakını gösteren ocakları. Doğru cevap Ceyhan arkadaşlar. Yani araç varsa önünüzde uzunları yakmayın arkadaşlar geceleyin. 31. Kamyon, kamyonet, römorkları yüklü birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Yüklerin bağlanması, yolcuların yüklerinin üzerine oturulması, kasanın yan ve arka kapılan kapı arttırılması, yolcuların kasa içinde yerleştirilmiş bir yere oturtulması. Doğru cevap Bol arkadaşlar. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması yasaktır. 32. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir? Kazaların önlenmesi, sürücülerin dikkatinin arttırılması, denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması, kaza anında ölüm ve yaralanmanın aza indirilmesi. Doğru cevap Deniz bu arkadaşlar. Yani açıkça söylüyor orada.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebeplerindendir, sebebidir? Trafik, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 30. soru. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebeplerindendir? Trafik görevlisi sayısının yetersiz olması, uyarı işaretinin yetersiz olması, sürücülerin kurallara uymaması, yolların bakımsız olması. Doğru cevap Ceyhan arkadaşlar. Sürücülerin kurallara uymaması. 34. soru. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? Viraja girmeden önce hız arttırmak, aracı kullanırken yola konsantre olmak, yüksek hızlarda ani manevra yapmadan kaçınmak, her hızda fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek. 34. cevap Adan arkadaşı. Viraja girmeden önce hızı arttırmak olumsuzdur arkadaşlar. 35. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin önleyici tedbirlerden biri değildir arkadaşlar? Kısa mesafeli yerlerde yürüyerek gidilmesi, iniş eğimli yollarda motorun durdurulması, trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması. Doğru cevap Bolu arkadaşlar. İniş eğimli yollarda motorun durdurulması. 36. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? Marş sistemi, yağlama sistemi, direksiyon sistemi, aydınlatma sistemi. Bu kadar basit soru olamaz arkadaşlar. Ceyhan. 37. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? LPG, benzin, motor. 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. 37 Denizli arkadaşlar. 37 Denizli'ymiş arkadaşlar. İçten yanmalı motorlarda. LPG, benzin, doğru. Doğru cevabımız var. 3'ü de kullanılır arkadaşlar. 38. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? Nerede kalmıştık arkadaşlar? 38. soru. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? Klimanın açılması, koltuğun ayarlanması, aynaların ayarlanması, emniyet kemerinin takılması. Doğru cevap Adana arkadaşlar. Bakalım yine. 38 Adana. Aracı gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu gösterir? Doğru cevap Ceyhan arkadaşlar. Burada gösteriyor zaten. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verir? Yağdanlık, yağ çubuğu, yağ filtresi, yağ pompası. Doğru cevap arkadaşlar. Yağ çubuğu, Bolu. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdaki hangisidir? Akü, Skorta, Platin, alternatör. Söylemeye gerek yok arkadaşlar. Elimizde de var yani. Bu Skorta. Ceyhan. Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aracın kontrolü çalıştırabilmek, aracın hareket etmesini engellemek, aracın yakıtın buharlaşmasını engellemek, araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak. Doğru cevap Bol arkadaşlar. Yine bakalım garanti olsun. Yalnız çözeriz, çözemeyiz. Aracın hareket etmesini engellemek. 43. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? Antifriz kontrol edilir, önemsenmez yola devam edilir. Lastikler hava basıncı kontrol edilir, trafik kuralına uyarı durulur ve kontrol kapatılır. Doğru cevap. 43 neymiş? Denizliymiş arkadaşlar. Kapatılır, doğru. Kontrol edilir, ona göre kontrol edilir. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimini artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? Aşırı hız yapılması, frenlerin ayarsız olması, rulanti ayarının bozuk olması, lastiklerin havasının az olması. Aşırı hız arkadaşlar, sürücü diyor. Sürücü, direkt sürücü diyor. Yukarıdakilerden hangisi trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? Trafikte bütün kuralların nedenini öğrenir. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisine ya da sevdiklerine canlı tehlike attığının farkında değildir. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 45 neymiş Adana arkadaşlar? Doğru cevap Bol. Trafik bütün kuralları öğrenilir. 46. Aile ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdürdüğünde ailesinin hayatını tehlikeye atmış olmaktadır. Hırçınlık. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğru hangi sorudaydı? 47 dedik. Öndeki araç yol kenarına park etmeye. Burada mıydık? 46. 46'ladır. Aile ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracın hız limitlerini aşarak sürdürdüğünde ailesinin hayatını tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinin kaynaklanması olasılığı bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakta. Trafikte aşağıdakiler denilen hangisini yerine getirmemiş olur? Hırçınlık, bencillik, sorumluluk, hoşgörülük. 46 neymiş arkadaşlar? Ceyhan. Sorumsuzluk. 47. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu trafikte aşağıdakiler değerlerden hangisi sahip olduğunu gösterir? Öfke, sabır, inatlaşma, aşırı tepki. Doğru cevabımız Bol arkadaşlar. Sabır. Sabredecek. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü yoğun trafikte bir dizi halinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha sıkışık hale
getirerek yoluna devam etmez. Bencil, sorumluluk, gölge seviyesi düşük, empati düzeyi ve yüzeyi yüksek. 48 neymiş Deniz arkadaş? Empati düzeyi yüksek. Seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle devam ediyoruz. Bu soruları bitiremeyeceğiz. 48'deydik. Aşağıdakilerden hangisi empati düzeyi yüksek? Onu yapmıştık. 49 seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle ve yüz ifadesiyle diğer sürücülerin özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığını örnek olur. Beden dilinin doğru cevap Adana arkadaşlar. Okumaya bile gerek yok yani beden dili. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? Aşırı hız yapmaktan kaçınılması, geçiş önceliği sahip araçlara yol vermesi, trafikte sürücülerin tek başına olmadığını düşünülmesi, engel olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış parklara park edilmesi ihlallerindendir. 50 Deniz'de arkadaşlar. Bu. Engelli kişilere saygı duyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 21 Nisan 2018 ehliyet sınav sorularını çözdük. İnşallah geçmişsinizdir. Görüşürüz arkadaşlar.